Evet, altın rekorlara doymuyor. Bu hafta altının aslında fiyatlandığı iki nokta var. Bir tanesi Çin'den 2020 yılından bu yana en büyük teşvik paketi açıklandı. Bu da bütün metalleri başta altın olmak üzere değer kazanmasını sağladı. Rally'yi destekledi açıkçası bu haber. Çin'den de yıl sonuna kadar da 20 bas puanla 50 bas puan arasında faiz indirimi gelmesi bekleniyor. Bu ise metaller açısından hem sanayi metalleri hem de altın açısından pozitif bir gelişme. Bunun yanında jeopolitik gelişmeler, İsrail Lübnan'da 2006 yılından bu yana en ağır saldırısını gerçekleştiriyor. Bu da tabii ki jeopolitik risk deyince güvenli liman efektini ortaya çıkardı ve altın da bu fiyattan, bu beklentiden dolayı rekor tazeledi. Şu an ne kadar gram altın kapalı şu an? Şu an 3010 TL, 24 ayar 1 gram altın 3010 TL. Ons altında ise 2655 dolar. Sabah itibariyle 2670 doları gördük. Tarihi bir rekordu. Zaten geçtiğimiz hafta global merkez bankalarından başta Fed olmak üzere biliyorsunuz faiz indirimi gelmişti. Faizin inmesi demek Amerika'da doların global olarak değer kaybetmesi ve metallerin değer kazanması anlamına geliyor. Metaller bu noktada o fırsatı değerlendiriyor. O yüzden kriz dönemlerinde merkez bankaları faiz indirimine gittiği dönemlerde özellikle altın pozitif fiyatlanmıştır. Yani altını destekleyen son dönemlerde çok ciddi gelişmeler var. 5 Kasım'da ABD seçimlerini takip edeceğiz. Artık bir ay gibi az bir zaman kaldı. O yüzden tabii ki Ekim ayında beklemediğimiz fiyatlamalar olabilir altında. Sert düşüşler, sert çıkışlar görebiliriz. O yüzden yatırımcının temkinli olmasına fayda var kısa vade için. Ama orta vade için altında yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz büyük ihtimalle Meral Hanım. Ons altında çünkü beklentimiz 2750-2800 dolar bandı ve daha sonra 3000 dolarları konuşmaya başlayacağız. Bu da gram altında zaten 3000 TL'nin üzerine çıktık. 3200 TL, 3400 TL ve 3500 TL'nin üzerine fiyatlamaları beraberinde getirebilir ons altındaki yeni rekorlar. Haftanın ortasındayız dedik. Aslında baktığımız zaman 3000'i aştı gram altın. Peki Eylül ayındayız aslında. Şöyle genel olarak sizinle konuştuğumuzda hep şunu ifade ediyoruz. Yıl sonuna kadar hep 3000'i görecek dedik ama yıl sonu gelmedi. Yıl sonu gelmeden biz 3000'i gördük. Peki yıl sonuna doğru nasıl olacak? Yükselme olur mu? Yeni rekorlar gelir mi? Şimdi gram altın şu an tamamen ons altından etkileniyor. Tüm dünyada küresel anlamda altına yoğun bir talep var. Hem borsa yatırım fonlarında talebi görüyoruz, hem fiziki olarak talebi görüyoruz. Merkez bankalarının Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, İran olmak üzere ciddi alımlarını görüyoruz. Bunların hepsi aslında altını pozitif etkileyen nedenler. Küresel olarak altına talep arttığı için bu da fiyatların beklentiden önce gerçekleşmesini sağladı. O yüzden artık 3000 TL aşıldığına göre yeni hedeflere odaklanacağız. Çünkü dünyada hem jeopolitik gelişmeler bitmedi, hem merkez bankalarının faiz indirimleri yeni başladı. O yüzden altında daha yeni başladık diyebiliriz. Peki az önce de ifade ettik ama yıl sonuna doğru artık yaklaşıyoruz. Eylül ayındayız. Yeni hedefiniz var mı? Evet 3000'i aştı dedik ama gram altın açısından 3000'i aştık diyoruz. Şöyle devam edelim. Yarım tam ne kadar ve yıl sonu sizin hedefiniz ne olur gram altında? Gram altında 3000 TL, 3200-3500 bandında bir noktalarda yılı bitirebiliriz. Tabii ki Ekim ayı ve ABD seçimleri sonrasındaki fiyatlamalar çok çok önemli olmuş olacak. Fed'in eğer politika değişikliği olursa yani daha şahin bir tutum sergilerse faiz indirimi dışında tam tersi fiyatlamalar olabilir. Bu noktada da temkinli olmakta fayda var. Ama orta ve uzun vadede altın cephesinde yükseliş beklediğimiz için düşüşler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu noktada 2500 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz. 2500 dolar seviyesine bile düşmesi aslında bir alım fırsatı ama onun altında temkinli olmasında fayda var yatırımcılar. Peki şöyle ifade edelim aslında hep altın gündemden bir an olsun düşmüyor, hep rekor tazeliyor diyoruz ama peki altın yatırımcısına bir tavsiyeniz var mı aslında? Hep şöyle deriz uzun vadede kazandırıyor. Aslında baktığımız zaman kısa vadede kazandırıyor gibi. Şimdi 3 neden sıralayabiliriz ya da 3 kategoride değerlendirebiliriz. Bir, altın elinde bulunduranlar açısından bulundurmaları gereken bir süreç. 2, altın borcu olanlar açısından hemen ödemeleri gereken bir süreç. Altın almak isteyenler açısından da zaten önümüzde neredeyse %20'lik, %30'luk bir yükselişten bahsediyoruz. Eğer bu getiri oranı yatırımcıyı tatmin ederse altın almak isteyenler için de doğru bir zaman diyebiliriz. Peki, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet, piyasanın kalbinin attığı nokta Kapalı Çarşı'dayız. Aslında altını her zaman konuşuyoruz. Gündemden bir an olsun düşmüyor. Geçen haftaya
baktığımızda bir rekor tazelemişti. Hafta başına baktığımızda yeni bir rekor daha geldi. Hafta ortasındayız, yeni bir rekor daha geldi. Gram altın 3000 lirayı, kapalı çarşıda 3000 lirayı aştı. Peki gram altında, daha doğrusu altında ilerleyen günlerde ne olacak? İlerleyen günlerde yeni bir rekor gelecek mi? Tabii ki güvenli liman altın yatırımcılarında, daha doğrusu altın yatırımcıları neler bekliyor? Uzman konuğumuzla birlikte bunları değerlendirdik. Bunları mercek altına aldık diyelim. Sözü kapalı çarşıdan yeniden merkeze bırakalım.